Zaun'un ayaklı jeneratörü Zeri, elektrik güçleriyle kendini ve silahlarını şarj ederek savaşa hazırlanıyor. Kımıl kımıl ve kıvıl kıvıl Zeri'nin elektriğine etrafındakiler de kapılıyor. Savaş alanında bir elektrik akımı gibi ilerleyip rakiplerin devrelerini kızartıyor. Sigortası çok hızlı atabilir ama ne olursa olsun pes etmek onun kitabında yok. Değmesin yıldırımlı silah. Kıvılcım yağmuruna hazır olun. Şampiyon tanıtımının bu bölümünde Zeri var. Zeri'nin pasifi canlı batarya. Rakibin kalkanına hasar verdiğinde Zeri verdiği hasarın bir kısmı kadar kalkan kazanır. Edindiği her tür kalkan Zeri'ye kısa süreli ilave hareket hızı sağlar. Yavaşlamak yok. Zeri'nin Q'su taramalı, tam bir tarama motoru. Geleneksel normal saldırılardan farklı olarak taramalı isabet eden ilk rakibe hasar veren yedili seri atış yapar. Taramalının saldırı hızıyla azalan çok düşük bir bekleme süresi var ve mana bedeli yok. Bu saldırı kritik vuruş yapabilir ve isabet etkileri uygular. Yani Q'su yetenek atışı gibi işleyen bir normal saldırı denebilir. Taramalının pasifi asıl normal saldırısını bir yeteneğe dönüştürür. Bu yüzden kritik vuruş ve pırıltı gibi saldırı etkilerini değil, Riley'in kristal asası gibi yetenek etkilerini uygular. Zeri hareket ederek ve taramalı kullanarak yük toplar. Tam yükteyken de normal saldırısı yüksek hasar verir ve yavaşlatır. Canı azalmış rakiplere ilave hasar verdiği için minyonlara son vuruş yapmayı da kolaylaştırır. Ama uyanık olun. Saldırılar yük tükettiği için o güzelim ilave hasara ulaşmanız gecikebilir. Şarj etmem lazım. Zeri'nin W'su ultraşok lazeri isabet eden ilk rakibe hasar verip yavaşlatan bir elektrik dalgası gönderir. Dalga bir yüzey şekline denk gelirse genişleyip uzayarak birden fazla rakibe isabet eden şok şok güçlü bir lazere dönüşür. E'si kıvılcım akımıyla Zeri kısa bir mesafe ileri atılır ve sonraki 3 taramalı atışı rakipleri deşip geçerek arkadakilere de hasar verir. Rakip şampiyonlara yönelik saldırı ve yetenekler kıvılcım akımının bekleme süresini azaltır. Zeri bu yeteneğiyle bütün yüzey şekillerinin üstünden geçebilir. Ultraşok lazerini bir yüzey şeklinde kayarken kullanıp Zeri'ye bağlayabilirsiniz. Bitti. Zeri'nin ultisi yıldırım patlaması yakındaki rakiplere hasar veren bir elektrik patlaması olur. Rakip şampiyonlara isabet ettiğinde aşırı yük kazandırır, bu da saldırı hızını artırır, ilave isabet hasarı ve taramalıya zincirleme yıldırım etkisi verir. Ayrıca aşırı yük birikerek yük başına hareket hızı artışı sağlar. Rakip şampiyonlara yönelik saldırı ve yetenekler ek yük kazandırır. Bunlar aşırı yükün süresini ve ilave hareket hızını arttırır. Ama bunca elektrik yükü faturanıza yansımaz. İnsanların kıvılcımıma ihtiyacı var. Koridorda rakipleri çarpmak için can atacaksınız. Ama fazla normal saldırı yaparak yükünüzü tüketmeyin. Bunun yerine yeteneklerinizi kullanıp vurkaç yaparak tam yüke ulaşın ve yavaşlattığınız rakiplerin elektriğini kesin. Hadi Zeri, kazanmaya oyna. Unutma. Takımın başı beladaysa kıvılcım akımı savaşa fişek gibi dalmak için birebir. Üstünde kayabileceğiniz bir yüzey şekli seçin ve inmeden önce ultraşok lazerini kullanarak çarpıcı bir giriş yapın. Zeri ile çatışmaya dalmanın avantajı çok. Özellikle de Zeri olmanız gereken anlarda. Savaşlarda yıldırım patlamasını erkenden kullanıp yetenek ve yüklü saldırılarla aşırı yükü koruyun. Onca ilave hareket hızıyla da rakip takımın etrafında daireler çizmek çocuk oyuncağı. Nasıl da dağıldılar, darma duman oldular. Gerilimin yüksek olduğu anlarda bile Zeri çok hedefli yıldırım patlamasıyla gidişatı değiştirebilir. İşler karışacak. En azından ben tutarlıyım. Aşırı yükün hızıyla kıvılcım akımını kullanıp konum alın ve taramalıyla takımınıza güvenli bir mesafeden destek olun. Şu bizim malum hançer gibi zincirleme hasar verip yıldırım hızıyla zafere ulaşın. Zeri sıradan çinko karbon şampiyonlara benzemez. Zaun'un kıvılcımı hakkında daha fazlası için aşağıdaki bağlantılara yüklenin.